Değerli Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı, üyeler, misafirler, böyle önemli bir organizasyona davet ettiğiniz için içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyorum. Alexander Bey'in gibi konuşmam heyecanlı olmaz ama yine de genel olarak ticari ekonomi ilişkilerden bahsetmek istiyorum. Filmde de gördüğünüz gibi Sayın Büyükelçimiz de zikretti, söyledi. Rusya önemli ve potansiyeli bir ülke. Ve bilindiği üzere bugünkü Rusya ve Türkiye ilişkilerine baktığımızda çok yönlü ve çeşitli ticareti görüyoruz. Aslında bizim ekonomimiz birbirine bağlı ve tamamlayıcıdır. Gerçekten uzaydan tutun, ağaç, tekstil, can, otomotiv, makine, tarım, metalurji, enerji, bankacılık ve diğer pek çok sektörlerde işbirliğimiz mevcuttur. İki ülke arasında ilişkilerimiz çok kapsamlı. Bugün hem Sayın Büyükelçimiz hem Alexander Bey siyasi, kültür, insani bilim ilişkilerle birlikte ekonomi ilişkilerimizin de artışlarını teşkil etmekte olduğunu söylemek çok mühim. Geçen sene rakamlara baktığımızda %16 artışı görüyoruz. Ocak-Kasım ticaret hacmimiz 23,5 milyar dolar. Hizmet ticareti, inşaat, turizmle birlikte bu rakamlar 30 milyar dolar aşmış olduğunu düşünüyoruz. Ve bunun içerisinde inşaat, turizm, hizmet sektörü daha çok Türkiye'nin lehine. Karşılıklı yatırımlarımız 10 milyar dolar. 2017 yatırım rakamlarına baktığımızda 600 milyon dolar civarında ve bunun 500 milyonu Rusya'dan doğrudan Türkiye yatırımları. Devlet Başkanımız Sayın Vladimir Putin ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında görüşmeleri, meclis başkanları, bakanlarımız arasında görüşmeleri sık sık gerçekleşmekte. Bu sene de Türkiye'de önemli etkinliklerin yapılacağı, özellikle hükümetler arası karma ekonomi komisyon toplantısı, Rus-Türk iş forumları, ayrıca da Rusya'da yapılacağı Dünya Sankt Petersburg forumuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin milli katılımla partner ülke olarak katılacağı sanayi fuarı, İnoprom adlı sanayi fuarına davet etmek istiyoruz. Filmde gördüğünüz gibi slaytlarda da Rusya çok potansiyeli bir ülke. Yeraltı kaynakları, ham madde, gaz, petrol, orman bunlar hep fırsat, işbirliği için, yatırım için. Ulaşım ne kadar önemli de hepimiz biliyoruz. Rusya bu konuda çok avantajlı bir ülkemiz. Eskiden tarihte nasıl İpek yolu önemliydi, şu anda önemli. Bizim için de büyük Volga yolları, Uzak Doğu yolları da önemli. Genel olarak Rusya'da 2000'e yakın Türkiye'den şirketleri faaliyet yapmakta. Yeni projelerle birlikte bu rakamlar daha da büyüyecek. Şu an gündemde bildiğiniz gibi Türk akımı Akkuyu nükleer santrali kurulması, petrokimya alanında, ağaç işleme alanında, otomotiv, cam, kağıt ve diğer pek çok sektörlerde işbirliğimiz ivmeyle gelişmekte, kooperasyon, e-ticaretimiz, inovasyon alanında da, savunma alanında da işbirliğimiz hızlı gelişmekte. Bu slaytta da gördüğünüz gibi sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dev şirketleri, tanınmış Türk şirketleri de Rusya'da pek çok alanında faaliyet yapmakta. Aynı şekilde de Rusya'nın Türkiye'de 1000'e yakın şirket iş yapmakta. Özellikle saydığım enerji, petrokimya, bankacılık, otomotiv, metalurji, makine, telekomünikasyon ağırlıklı teşkil etmekte. Şu anda da iki ülke ticaret ve ekonomi bakanlıklar arasında hizmetin ve yatırımların serbest ticareti anlaşması da hazırlık aşamasında. Bölgeler arası işbirliğine de çok önem veriyoruz. Son iki yılında 20'ye yakın Rusya Federasyon bölgelerinin üst yönetimi ve iş adamları Türkiye'yi ziyaret etmişlerdir. Aynı şekilde de Türkiye'den de çok sayıda iş adamları, ticaret, o sanayi odaları, farklı sektörlerden birikleri Rusya'ya ziyaret etmişlerdir. Ve
genel karma ekonomi toplantısı çerçevesinde de hem sanayi alanında, turizm alanında, otomotiv, yan sanayi, meteoroloji alanında, tekstil alanında hep bağlı çalışma grupları yönlü şekilde faaliyet yapmakta. İnanıyoruz ki gelecekte de Rusya şirketleri ve Türkiye şirketler yerel yönetimler arasında da işbirliği bağları kuracak, ticaret ekonomi dışında da eğitim, bilim, insanlı ilişkileri daha da yüksek seviyeye getirileceğine eminiz. Ayrıca havacılık alanında da farklı bir boyut kazanmaya başlandı. Özellikle Türk Havaları, Pegasus, Atlas Global, Aeroflot şu an Türkiye Dış Ekonomi İşbirliği Konseyi ile birlikte iş programları, yani standart turizm dışında iş turizmi de artışları teşkil etmekte. Mesela şu an bir yeni programları başlatıyoruz. Türk Havaları'nın Rusya Voronin şehrine uçmaya başlamıştır ve orada Rus-Türk İş Forumu düzenlendi. Son iki hafta önce Samara önemli bir bölgemiz, oraya uçmaya başladı ve orada da yine de Rus-Türk İş Forumu yapılması söz konusu. Genel olarak da iki ülke arasında 30'a yakın kardeş şehir ilişkileri mevcut. Onlar son zamanlarda da iki bakanlıklar, hem Çevre ve Şekercilik ve bizim İnşaat Bakanımızın koordinasyonu ile farklı organizasyonları bu senede. Ayrıca da fuarcılık ve konferans alanlarında da farklı etkinlikleri söz konusudur. Bu yerli araçlarımız son bazı modeller tekrar Türkiye'de şu an gündemde, tekrar pazarlanıyor. Bir önceki slaytında da Gazel marka grubumuz Sakarya elinde de yatırımlarını sürdürüyorlar. Genel olarak kısaca sizleri Rusya ile işbirliğine, kooperasyona davet ediyoruz ve daha önce de Alexander Bey'in dediği gibi de hep birlikte hem kültür ekonomi ilişkilerle destekleyerek farklı hem nasıl ekonomide artışlar, kültürde de bu şekilde de farklı alanlarda sinema olsun, yani tiyatro olsun, festival turizmi dediğimiz olsun, spor alanında, müze turizmi alanında da yakın ilişkilerinde 2019 ve önümüzdeki yıllarda da artışlarını olacağını inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sorularınız teşekkür ederim.